Öncelikle hangi konudan bahsedeceğiz? İçerik olarak bir onu aktaralım. Akabinde anlatmaya başlayalım. O esnada da sen de kulaklık olayını, ses olayını çözersin diye düşünüyorum. Öncelikle projelerdeki işbirliğini nasıl sağlayabiliriz? Yani orada belki iki etaplı düşünebiliriz. Yani Autodesk'in veri yönetimi çözümü olan PDM çözümüyle, Product Data Management çözümleriyle beraber eğer verilerinizi, mühendislik verilerinizi yönetiyorsanız bünyenizde, bunu kendi içinizde ve üçüncü şahıslara nasıl paylaşabilirsiniz? İkinci tarafta da baktığımız ikinci aşamada da herhangi bir PDM çözümü, veri yönetimi kullanmadan klasik Autodesk'in işte AutoCAD olabilir, Inventor olabilir, klasik CAD yazılımlarıyla türetmiş olduğunuz verileri nasıl hızlı bir şekilde paylaşabiliriz? Bunu hem kendi içinizde yani herhangi bir Autodesk lisansı kullanmayan bir biriminizi düşünebilirsiniz. Bu üretim olabilir, satın alma olabilir, satış olabilir. Bu da aynı zamanda proje üzerine beraber çalıştığınız yan sanayiler, tedarikçi firmalar olabilir. Yani herhangi bir Autodesk lisansı olmadan bizim türetmiş olduğumuz verileri nasıl inceleyebilirler ve görüntüleyebilirler? Tabii ki bu görüntüleme ve inceleme seviyelerine, detay seviyelerine ve güvenlik aşamaları yine bizim kendimizin belirlediği bir çerçevede bu paylaşımı nasıl sağlayabiliriz? Konuları size değineceğiz. Bu İlk arada olarak ben ses şu anda geliyor mu? evet sesim Tamam. geliyor. Çalıyor güzelce. 3 tane kulaklık denedim. Sanırım kulaklık girişinde bir sıkıntı var şu anda. Direkt bilgisayardan konuşuyorum. Bir sıkıntı yok herhalde. Evet gayet net geliyor. Tamam. Ses seviyesi de gayet yerinde. Tamamdır. O zaman sunumumuza devam edelim. Evet. Şimdi bugün içerik olarak Murat Bey bahsetti zaten neler yapacağımızı. İlk olarak projelerdeki işbirliğine değinmek istiyoruz. Şimdi burada projelerdeki işbirliğinin önemi nedir? Biz evet tasarım yapıyoruz. Bu tasarımları üretime gönderiyoruz. Daha sonra bir ürün elde ediyoruz. Ama bunların hepsini birbirimizden haberdar bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ve bu konuda da tasarım yapmak kadar bu işbirliği de önemli hale geliyor. Ayrıca sadece firma içerisinde değil, belki paydaşlarımızla, belki müşterilerimizle de bu işbirliğini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani sadece tek bir çatı altında düşünmemek gerekiyor bu işbirliğini. Özellikle bu pandemi hayatımıza girdiğinden beri, belki bu teknoloji bir 10 yıl sonrasında gerçekleşecekti ama pandemiyle birlikte oldukça hızlandı. Bir cloud sistemine geçtik, dijitalleşmeye geçtik. Bu nedenle bu yakın teknolojide bizim de bir şekilde yer bulmamız gerekiyor. Bu teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. O nedenle de Autodesk'in bu konuda oldukça güçlü çözümleri var. Bugün size biraz onlardan bahsedeceğiz. İlk olarak burada Vault dediğimiz Autodesk'in tabii ki PDM çözümü yani veri yönetimindeki vazgeçilmez ve sorunsuz bir şekilde çalışan teknolojisinden bahsetmek istiyoruz. Autodesk Vault yazılımı tabii ki çalışma mantığı itibariyle bir veri tabanı üzerinden dosyaları saklıyor ve bunun çalışma şeklini yönetiyor. Burada klasik olarak kendi bilgisayarımızdaki normal hard diskimizdeki bir yerde saklamıyoruz bu dataları. Bizim o dataların kendi içimizde yani bu Vault sistemine dahil olmayan dediğim gibi üretim olabilir, satın alma olabilir, satış birimi olabilir. Buradaki kişileri nasıl dahil edebiliriz ya da firma dışındaki üçüncü şahısların bu verilerimizi nasıl paylaşabiliriz noktasında yine tabii ki illaki bir çözüm arayışında olan kişiler olabilir ya da bu sorularla uzun zamandan beri tabii ki maruz kaldığımız için bundaki çözümleri tekrardan bir anlatmak istiyoruz. Burada gördüğünüz gibi birçok madde var sıralanan. Bunların bazıları ortak yani sadece Vault sistemiyle bir veri paylaşımında kullanılacak sistemler değil. Yani bu bir AutoCAD'den, bir Inventor'dan, herhangi bir Autodesk'in CAD yazılımından veriyi paylaşmak istediğinizde de kullanabileceğiniz özellikler. Bunlar nedir? Shared View özelliği. Bu özelliklerin açılımlarını birazdan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Shared View özelliğiyle Vault'un içindeki herhangi bir datayı paylaşabileceğim, 3 boyut görselini paylaşabileceğim, dinamik bir görsel, sadece fotoğraf olarak düşünmeyin. Bu görseli paylaşabileceğim bir link türetiyor. O linki karşı tarafa gönderdiğim zaman herhangi bir Autodesk yazılımı ve lisansı olmadan akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarda tıkladığında bir anda 360 derece döndürerek detaylı bir şekilde inceleyebiliyor. Ürün ağacını ben izin verirsem görebiliyor ya da üzerinden ölçü alıp otomatik patlatmalar yapabiliyor. Böylelikle bu en hızlı ve en kolay yöntem diyebiliriz Shared View ve detaylarını bahsedince kullanım şeklinde göreceksiniz.
Bir de Autodesk Drive, yine bir Autodesk'in sürücü alanı. Bu Google Drive gibi belki kullanıyorsanız bulut ortamındaki bir sürücü alanı. Bu Vault'un içindeki herhangi bir klasörü ya da herhangi bir alanı kendi oluşturduğunuz Autodesk Drive sürücüsüyle eşleştirebiliyorsunuz. Ve o sürücünün içerisinde otomatikman gözükmesini sağlayabiliyorsunuz. Böylelikle Autodesk Drive'ı da farklı kişilerle de görüntülenmesini paylaşımı açarsanız şayet o kişilerin de o dataları sizin istediğiniz, sizin izin verdiğiniz klasördeki istediğiniz dataları karşı tarafında incelemesini sağlayabiliyorsunuz. Bunun yanında Autodesk Fusion Team. Fusion kelimesi belki size tanıdık gelebilir. Özellikle mekanik tasarımcılar Autodesk Fusion 360 yazılımını isim olarak duymuşlardır ya da kullanmışlardır diye düşünüyorum. Gerçi konularla ilgili daha önce yapmış olduğumuz webinar kayıtlarımızda yine bizim YouTube'daki Admin Teknik Destek kanalımızda mevcut. Orada da detaylı inceleyebilirsiniz. Autodesk Fusion Team aslında farklı bir yazılım ismi diyeyim. Yani yazılım ismi derken ayrıca tek başına canlanabilen bir özellik Autodesk Fusion Team. Yani bir bulut alanı. Datalarınızı bulut alanında saklıyorsunuz ve bunları istediğiniz kişileri mail adresine davet ederek onları paylaşıma açabiliyorsunuz. Fusion Team, Autodesk Fusion 360 yazılımının içinde zaten size otomatikman sunuluyor. O yüzden de siz bir Fusion 360 yazılımını satın aldığınız zaman bu Fusion Team aracılığıyla zaten datalarınızı bulut ortamına saklıyorsunuz ve istediğiniz kişilerle de paylaşabiliyorsunuz. Ancak bu Fusion 360 yazılımı kullanan kişilerin bulut alanına ortak olayım ve o çalışma içerisindeki çalışmaları takip edeyim dediğiniz tasarımcı değilseniz bile Fusion Team'i alarak o alana o lisans, Fusion Team lisansını alarak fiyat olarak Fusion 360 yazılımının daha da altında bir uygun fiyat var. Bunu alarak alanda kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ancak Fusion Team olmasa bile, yani Fusion Team lisansına sahip olmasanız bile Fusion 360 yazılımını kullanan bir kişi Fusion Team aracılığıyla sadece görüntüleme için herhangi bir kişinin mail adresini girerek onu sisteme dahil edebilir ve datayı görüntülemesini sağlayabilir. Bu noktada bizim Autodesk Vault yazılımıyla Fusion Team arasında yine bir organik bağ kurabiliyoruz. Burada Vault'un içerisindeki herhangi bir klasörü Fusion Team ile ilişkilendirip Fusion Team'e de davet ettiğiniz herhangi bir kişinin de o klasörü görüntülemesini sağlayabiliyorsunuz. Autodesk 1369 daha çok yapı sektöründe ve inşaat sektöründe kullanılan yine bulut ortamında dosya paylaşımı ve yönetimini sağlayan bir yazılım. Aynı şekilde Autodesk Vault yazılımı da 1360 ürün ailesiyle beraber entegre çalışabiliyor. Dex Connector aracılığı ile yine bir nevi drive sürücüsü gibi herhangi bir klasörünüzü ilişkilendirme yapabiliyorsunuz. Bulut ortamından bir entegrasyon sağlayabiliyorsunuz. Bu da yine Vault üzerinden dosyaların paylaşımını sağlayabiliyor. Bir diğer de Autodesk 360 Manage. Bu Autodesk PLM çözümünün adı Product Lifecycle Management dediğimiz PLM sistemlerinin karşılığı Autodesk 360 Manage. Yine Autodesk Vault ile 360 Manage arasında bağlantı sağlayarak yine verilerini paylaşımı sağlanabiliyor. Bu konuda tabii ki yine PDM ve PLM ile alakalı olarak yine bu çeyrekte de bir webinarımız olacak. Ama daha öncesinde de aslında bir giriş seviyesi dediğimiz birinci kademe istediğimiz webinarımızı yapmıştık. Orada yine teknik destek kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir aşamasını, bir ileriki aşaması yine bu önümüzdeki aylarda Mart, Nisan aylarında gerçekleştireceğiz. Şimdi Vault'un çalışma şekli nasıl normalde sizin firmanızdaki server alanınıza, fiziksel server alanınıza ve oradaki Windows Server işletim sisteminin üzerine, sanal üzerine kullanılan bir SQL yardımıyla dataları tutan bir sistem. Burada tabii ki sizin firmanız içerisindeki bu network ağına, sistemine giriş yetkisi verilebilen, ulaşabilen kişiler ve Vault yazılımını lisansına sahip olan kişiler kullanabiliyor. Bunun dışındaki kişiler bu sisteme girip dataları kullanamıyor. Ama kullanım esnasında aynı zamanda VPN teknolojisini kullanarak, VPN bağlantısını kullanarak firma içinde olmadan da, firmanın dışında da, evde çalışırken de ya da şehir dışına çıktığınızda da IT biriminin size VPN bağlantı yetkisi tanımladığı vakit yine fabrikanın fiziksel server alanına ulaşım sağlayabildiğiniz takdirde Vault'u sanki fabrikadaymış gibi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Özellikle bu pandemi ve hastalık süreçlerinde de uzun zaman, 2 yıldan beri de belki kullanılan bir özellik. Ama pandemi dışında da yine şehir dışına gittiğiniz durumlarda, fabrika dışında olduğunuz durumlarda da bu kasanın içine ulaşabiliyorsunuz ve Vault yazılımını sanki firmadaymış gibi
kullanmaya devam edebiliyorsunuz VPN teknolojisini kullanarak. Bu VPN teknolojisiyle beraber size giriş etkisi verildiğinde sonuçta kapalı bir hacimden bahsediyoruz ve bu kapalı hacime ulaşabilen herkes Autodesk Vault yazılımı kullanıyor ve verileri açabiliyor. Yani yetkisi dahilinde verileri kullanıp gerekli fabrikadaki süreçleri yönetebiliyor. Dediğim gibi bu tamamıyla yetki dahilinde ve IT'nin size tanımlamış olduğu özellikler dahilinde ilerleyen bir sistem. Tabii burada böyle bir kapalı sistem var ve IT'sel anlamda verilen yetkilerle dataların görüntülenebildiği ve yönetebildiği bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte işte bu sürecin içine dahil olmayan, fabrika içinde çalışan ama bu sürece dahil olmayan ya da fabrika dışında beraber çalıştığımız yan sanayi firmalarına dataları nasıl paylaşacağımız konusunda anlatmak istediğimiz aslında birinci maddeydi. Burada dediğim gibi birincisi Autodesk Weaver özelliğini kullanabilmek. Yani Shared Weaver özelliğiyle Autodesk Vault'un içinde de çalışan bir komut grubu AutoCAD, Inventor, birçok Autodesk'in çözümlerinde olan bir özellikten bahsediyorum. Shared Weaver özelliği Autodesk Vault yazılımının içerisinde de mevcuttur. Herhangi bir datayı, dosyayı seçip Shared Weaver komutunu çalıştırdığınız zaman direkt otadanın görüntülenebileceği bir link türetiyor ve o linki siz ister mail ortamından, ister WhatsApp olabilir, telefondan, herhangi bir şekilde karşı tarafa ulaştırdığınız zaman karşı tarafın sadece tıklaması yeterli. Ve o tıklamayı yaptığı vakit herhangi bir Autodesk lisansı olmadan, herhangi bir Autodesk çözümü olmadan Autodesk Weaver dediğimiz bir portal aracılığıyla bir Explorer penceresinden bunu görüntülenmesini sağlıyor. Ve bizim verdiğimiz yetkiyle beraber ürün ağacını görüp görüntüleyebilir ya da gizleyebiliriz. Ama üzerinden ölçü alabilir, gerekli detayları yapabilir ya da kendisi bir açıklama notu yazmak isterse notu üretebilir ama data hiçbir şekilde indiremez. Datanın meta verisini ya da katı model verilerini görüntüleyemez. Sadece dijital ortamda bir görüntüleme hakkına sahiptir. Ve onun belli bir süresi vardır. O süreyi biz istediğimiz zaman sonlandırabiliriz ya da uzatabiliriz. Bu en hızlı yöntemdir. Yani herhangi bir server hızda kapalı alan içerisindeki kapalı sistemde bulunan bir datayı bile tek bir komutla istediğimiz kişiyle çok rahat bir şekilde paylaşabiliriz. Bir diğer Autodesk Drive demiştik. Yani Autodesk sürücüsü alanına dediğimiz Vault klasörlerini ve datalarını ilişkilendirebiliriz. Tabii ki bu sürücüyü de istediğimiz kişilere paylaşımı açarak o kişilerin ulaşmasını sağlayabiliriz. Bu kendi bünyemizde de olabilir ya da firma dışında da olabilir. Ve bir diğeri de Fusion Teamio 1360 üründen bahsetmiştim. Yine bu ürünler aracılığıyla ilişkilendirme yaparak bu datalarımızın paylaşmasını sağlayabiliriz. Çünkü burada Fusion Team ve 1360'ın şöyle bir aslında farklılıkları var. Normalde bizim herhangi bir güvenlik duvarımız ve Vault sistemimiz sol taraftaki pencerede gördüğünüz sistem. Yani bu sisteme dediğim gibi VPN'le beraber fabrika dışındaki kişilerin dolaştığını varsayacak olursak sadece bu kapalı sisteme ulaşabilme yetkisiyle alakalı bir durum söz konusu. Tabii buradan herhangi bir farklı araçları kullanarak bizimle beraber çalışan üçüncü şahıslarla datalarımızı paylaşabiliriz. Ama burada tek taraflı bir çalışma söz konusu oluşuyor. Yani aslında herhangi bir CAD yazılımından nasıl ki export tip farklı formatta bir data üretiyorsunuz ve maille gönderdiğiniz vakit yaptığınız her değişiklikte, her yeni farklılıkta tekrar export tip göndermeniz gerekiyor. Bu tür tek taraflı paylaşımlardan. Ancak çift taraflı bir senkronizasyondan bahsetmek istediğimiz işte burada Fusion Team kısmı devreye giriyor. Burada export mantığıyla çalışmıyor. Fusion Team alanındaki bulut alanında herhangi bir klasörle sizin Vault üzerinde çalıştığınız herhangi bir klasöre senkronizasyon yapıyorsunuz. Böylelikle ben Vault aracılığıyla normal tasarım işime devam ettiğimde herhangi bir tasarımda değişiklik yaptığımda o senkronizasyondan dolayı paylaşımına izin verdiğim dosya Fusion Team'de de zaten otomatikman güncelleniyor ve bütün şahıslar ya da bu sisteme dahil olmayan kişiler anlık olarak o değişikliği hemen görebiliyor. Ya da üçüncü şahıslar Fusion Team aracılığıyla o datada herhangi bir ekleme ya da çıkarma yaptığında, o alana bir şey eklediğinde ben de anlık olarak senkronize bir şekilde benim Vault tarafına da baktırıyor. Yani çift taraflı bir uyum söz konusu oluyor. Fusion Team ve 1360 ürün ailesiyle senkronizasyon yaparsam. Burada bakın tercih meselesi. Üç seçenekten bahsettim. Hızlı bir şekilde senkronizasyona bağlanmadan Shared View ile hızlı bir şekilde dosyamı paylaşabilirim. Ya da Drive aracılığıyla direkt export mantığıymış gibi farklı yöntemleri kullanarak datayı gönderebilirim. Ya da full senkronizasyon yaparak çift taraflı olarak Fusion Team ya da 1360 ürün ailesiyle beraber bu datamı hızlı bir şekilde paylaşabilirim. Buradaki amacımız
Fabrikadaki süreçlerini aksatmadan ve yapılan değişiklikleri de anlık olarak karşı tarafa hızlı bir şekilde aktarmak. Benim ekstra bir iş süreci ortaya koymadan, bana bir vakit kaybettirmeden bu süreci hızlı bir şekilde yapabilmek. Burada amacımız zaman kazanmak ve bir de yanlış bir verinin karşı tarafa gitmesinin önüne geçmek. Bu süreci sağladığımız zaman aslında tamamen bir dijital otomasyon sürecini sağlamış oluyoruz bu alanla beraber. Yine aynı şekilde de Fusion Team'de bahsetmiş olduğum konu yapı ve üretim sektöründe kullanılan bir 360 ürün ailesi için de geçerli. Onunla da beraber bu senkronizasyon sağlanabilir ve karşı tarafın datayı hızlı bir şekilde görüntülemesi sağlanabilir. Aynı şekilde karşı tarafın da bu alana bir ekleme ya da çıkarma yaptığı zaman da benim de onu güncel bir şekilde görüntülemem sağlanabilir. Tabii burada ürünün veri yönetimlerinden ihtiyacımız var. Hep altını çiziyorum aslında her etkinlikte. Özellikle tasarım sürecinde, tasarım kısmında ve çoklu çalışma grubuna sahip firmalarda veri yönetiminin kesinlikle kullanılması gerekiyor. Çünkü günlük çalışma sürecinde de zaten bir proje üzerinde birden fazla çalışan kişi varsa sürekli versiyon ve revizyon takibi yapılması gerekiyorsa kesin olmalı. Bunun dışında bu özelliklere ihtiyaç olmasa bile siz eğer çok sayıda montaj parçasıyla çalışıyorsanız parçaların bir ismini değiştirmek ya da var olan bir montajdan kopyalayarak yeni bir proje oluşturuyorsanız ve sürekli bir tekliflendirme aşamasıyla yeni projeler üretiyorsanız bu CAD yazılımı üzerinde çok vakit alan işlemlerdir. Bunlar için bile veri yönetimini kullanmamız gerekir. Bunlar hep günlük çalışma sürecimizi hızlandıran ve verimizi arttıran şeylerdir. Gerçi bu veri yönetimiyle ilgili daha önce de etkinlikler düzenlemiştik. Yine oradan bizim etkinlik kayıtlarımızı izleyebilirsiniz ama daha detaylı bilgi almak isterseniz yine bizlere ulaşabilirsiniz. İkinci konumuz olarak da ücretsiz görüntüleyicilere biraz değinmek istedik. Çünkü başlığımızdan da anlaşılacağı üzere projelerdeki işbirliği ve dosya paylaşımları yapmak için ücretsiz görüntüleyiciler demiştik aslında biz başlığımızda. Bu zamana kadarki anlatılanlar belki bir evet bedel ödenerek çalışabilecek alanlarda. Çünkü sonuçta bu işbirliğini bir tasarım programlarıyla sağlıyoruz ve o tasarım programlarının da birbiriyle haberleşmesi gerekiyor. Bunun için Volt gibi, işte Fusion Team gibi, BIM 360 gibi ara yazılımlar yapılıyor ve bunlar da bir bedel ödenerek tabii karşılanıyor. Ama tabii dosya paylaşımlarını belki anlık olarak, belki bir yönetime sunacak olursanız, belki bir müşterinize gönderecek olursanız da bunun için Autodesk'in ücretsiz görüntüleyicileri, ücretsiz çözümleri var. Bunlara biraz değinmek istiyorum bugün. Şimdi ilk olarak biraz detaylandırmadan önce sizlere bir anket göndermek istiyorum ben. Çünkü bu konuyla ilgili gerçekten bir bilgi sahibi misiniz? Bir bu konuyla ilgili en azından kulak dolgunluğunuz var mı? Onu merak ediyorum. Şöyle ekranlarınıza şu anda bir anket gelecek. Birden fazla şıkkı işaretleyebilirsiniz bu arada. Ben burada ankette Drive'ı bilerek koymadım. Çünkü Drive bir abonelik sistemi gerektiriyor bir kullanabilmeniz için. Autodesk tarafından bir aboneliğiniz olması gerekiyor. Onun için koymadım şıklara. Diğerleri konusunda bir bilginiz var mı? Kulak dolgunluğu var mı? Ya da kullandınız mı? Bu konuda çok merak ediyorum. %80 gibi bir yüzdelik var. Hatta 81 oldu. Bu konularda böyle bu yüzdelikleri görmek oldukça mutlu ediyor tabii ki bizleri. Hatta şöyle yavaştan anketimi de kapatayım sanırım. Sonuçlar netleşmeye başladı. Sizlere de paylaşayım bu anketin sonuçlarını. %85 Autodesk Weaver gibi bir uygulama var, bir yüzdelik var. Autodesk Weaver hepimiz tarafından tabii bilinebilen bir uygulama. Neden? Çünkü bizler de sunumlarımızda birçok kez bahsettik. Bir de Inventor arayüzünde ya da AutoCAD arayüzünde ya da Revit arayüzünde Autodesk'in birçok yazılımında kullanılan bir uygulama bu. Zaten içerisinde bir komut olarak var oluyor. Yani ayrı bir yazılıma gerek duyulmuyor. Belki de o yüzden bu kadar hakimiz buna. %25 Design Review. O da yine fena bir yüzdelik değil. Çünkü Design Review'u çok fazla bilmeyen, duymayan, kullanmayan müşterilerimiz de oluyor. Böyle bir çözüm varken tabii ki bu %25'liği duyabilmek bizleri de mutlu etti.
Ve diğer bir yüzdelikten yüksek olarak mobil uygulamalar ki dışarıda şirket dışındaysak eğer bizim hayatımızı kurtaracak bir uygulama diyebiliriz. O zaman yavaş yavaş detaylandıralım bunları nelermiş. Şimdi ilk öncelikle en çok bilinen tabii Autodesk Weaver'dı. Onu bir açacak olursak ne işe yarıyor Autodesk Weaver? Autodesk Weaver'da dediğim gibi hem Vault üzerinden hem de Inventor üzerinden birçok uygulama yapılıyor. Şöyle anketim açık kalmış. Onu bir kapatayım. Evet, şu anda ekranım gözüküyor sanırım. Sherrit Weave ile çalışıyor Autodesk Weaver. Nasıl çalışıyor? Şimdi siz hem Vault üzerinden hem Inventor üzerinden hem AutoCAD ya da Revit hiç fark etmez. Dediğim gibi birçok yazılımın içerisinde böyle bir uygulama var. Siz tek bir tıkla projenizi oluşturuyorsunuz. Daha sonra oluşturduğunuz bu proje için bir link çıkıyor. Siz bu linki karşı tarafa gönderdiğinizde karşı tarafın elinde hiçbir yazılım olmaksızın illa onda bir Autodesk'in dışında diğer üçüncü parti yazılımlara da gerek yok. Hiçbir yazılım yok elinde. Hatta dışarıda, sahada ve telefondan açacak. Öyle düşünün. O linke tıklıyor. Direkt browser üzerinden, ister telefonundan, ister bilgisayarından, isterse tabletinden açılım yapabiliyor. Ne gibi özellikleri görüntüleyebiliyor peki? Ona bir değinecek olursak. Şimdi biz genellikle dosya güvenliği için bir firma güvenliği açısından biz dosyalarımızı dışarıya gönderirken bir basitleştirme işlemine tabi tutarız. Çünkü bütün detaylarını dışarıya aktarmak istemeyiz. Malzeme bilgilerimi dışarı aktarmak istemem. İçerisinde eğer bir saç plakalarla çalışıyorsam belki öyle bir kabin tarzında bir şeyim varsa o saç plakalarımın iç detaylarını, et kalınlıklarını göstermek istemem. Bunun için öncelikle Autodesk'te Inventor içerisinde Sherrit Weaver'ı kullanmamızı sağlayan Simplify diye bir komutumuz var. Yani Sherrit Weaver ile gönderdiğimiz ögeyi öncelikle Simplify yaparak basitleştirerek daha da güvenilir bir hale getirebiliriz. Bu 2021 arayüzünde belki daha doğrusu 2021'den de önce de böyle kullanılıyormuş. Shrink Wrap ve Shrink Wrap Substitute diye bir iki ayrı dal olarak çıkıyordu karşımıza. Hani kulak aşinalı olarak belki bunlara daha böyle hakim olabilirsiniz. Ama 2022'de artık Simplify dediğimiz tek bir komut içerisinde birleştirildi. Ve sağdaki gibi bir pencere açılıyor siz bu komuta tıkladığınızda. Bunun içerisinde işte bir parça üzerinde delikleriniz varsa, fillet'larınız varsa, chamfer'larınız varsa bu gibi detayları gizleyebiliyorsunuz. Ya da bir montajınız var ve içindeki motorları, rulmanları, yani iç detaylarını, o makinenin içerisindeki iç detaylarını göndermek istemiyorsunuz. Bunun için iç detaylardaki parçaları gizleyip, exclude edip, daha sonrasında da parçayı sadece dış bir kabuk olarak gönderim sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde şurada output alanında dikkat edecek olursanız zaten dört farklı simge var. Şurada stil alanında dört farklı simge var, ikon var orada. Birincisinde tek bir base olarak, tek bir part olarak, yani siz isterseniz 50 bin parçalık montaj gönderin. Onu yine tek bir part olarak gönderimini sağlıyor. Onu montajdan artık bir IPT olarak kaydediyor. Çünkü penceremdeki en üst başlığa bakacağım üzere parçamın adı ve uzantım IPT haline geliyor. İAME değil. Benim montaj uzantım çünkü Inventor'da IAME oluyor. Ben bunu dışarıya aktarırken bir IPT dosyası olarak aktarıyorum. Dediğim gibi isterseniz çok farklı, çok parçalı montajlarla çalışın. Burada stil alanında birincisine tıkladığımda onu tek bir bütünleşik olarak bir base olarak görüyor. İkinci seçeneğe tıkladığımda evet bunun bir montaj olduğunu farkındayım. Parçaları ayrı ayrı görebiliyorum. Ama yine tek bir parça halinde, tek bir IPT halinde görüntüleyebiliyorum. Üçüncü seçeneğe tıkladığımda ben evet az önceki gibi montajımı parça parça halinde görüntüleyebiliyorum ve daha sonra bunu eğer IAM dosyası yapacak olursam montajı da çevirebiliyorum. Dördüncüsünde ise bu işlemlerin hiçbiri değil. Ben parçamı direkt kabuk olarak yani bir surface olarak simgesinden de anlayacağınız üzere zaten bir surface olarak çevirip o şekilde Sherrit Weave'e gönderebiliyorum. Ya da istersem hiçbir şekilde Sherrit Weave yapmayıp yine Simplify'da da parçamı IPT olarak da dışarıya gönderebiliyorum. Ama bunun için tabii karşı tarafta bir yazılım olması gerekiyor. Yani Simplify'da IPT olarak gönderdiğim bir parçayı karşı tarafta da yine Inventor olması gerekiyor ki bunu IPT olarak açabilsin.
Şimdi ben parçamı simplify yaptıktan sonra shared view'e gönderirsem ne olur? Benim parçamı basitleştirilmiş halde görür. Yani o çıkarttığım parçaları, çıkarttığım o fillet'ları, chamfer'ları hiçbiri olmadan üzerindeki delikleri eğer kaldırdıysam onlar da olmadan ben direkt karşı tarafa bir link halinde gönderim sağlayabilirim. Shared view'i açtığım zaman bütün cihazlardan erişebildiğimi söylemiştim. Ama belli başlı yetkilendirmeler de yapabiliyorum. Nedir bunlar? İşte sol taraftaki ürün ağacı. Bizim başlı başına zaten en büyük bir ürünü oluştururken dikkat etmemiz gereken yerdir. Çünkü o ürün ağacından bütün parçaların unsurlarını görebiliyorum. Hangi aşamalardan geçtiğini görebiliyorum. O yüzden parçanın güvenilirliği adına bu ürün ağacımı ben karşı tarafa göndermek istemem. Nasıl oluşturduğumu görmesin benim karşı taraf. Ürün ağacımı gizleyebiliyorum. Daha sonra parçalarımın özelliklerini gizleyebiliyorum. Nedir özellikleri? Bu üzerine fiziksel bir materyal oluşturduysam, daha sonra bir kaplamalarım varsa bununla ilgili yani propertisini gizleyebiliyorum diyebilirim. Shared View'i aldığım zaman şurada sağ tarafta küçük bir pencerede görüyorsunuz zaten. Altta belirli ikonlar var. Daha da detaylandıracağım zaten birazdan videoyla. O ikonlar üzerinde siz ölçülendirmeler yapabiliyorsunuz. Yorum ekleyebiliyorsunuz. O modeli döndürebiliyorsunuz, yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz, üzerinden ölçüler alabiliyorsunuz. Daha sonra şöyle bir videoda inceleyelim, bence daha sağlıklı olacak. Inventor'ın Collaborate tabanın altında Shared View diye bir komut var. Direkt ben modelimi oluşturdum, bir IAM dosyası bu. Saniyeler içerisinde çıkarttı. Tabii bu internet hızınıza bağlı olarak değişir ama yine de çıkartması öyle saatler alabilecek bir komut değil. Üzerinde belli başlı kesitler alabiliyorum, iç detaylarını görüntüleyebilmek adına. Burada herhangi bir basitleştirme yapılmadığı için bütün iç detaylarını görebiliyorum. Burası gerçekten çok güzel bir özellik. Maalesef inventarın içerisinde bu yok. Çok arzu ettiğimiz bir özellik. Otomatik patlatma yapabiliyorum. Ve patlatmayı gerçekten eğer montajın bağlantılarını düzgün bir şekilde yaptıysam patlatma kusursuz bir şekilde gerçekleşiyor. Üzerine notlar alabiliyorum. Bu notları karşı tarafa geri bildirim olarak gönderebiliyorum. Tamamen chatleşiyorum yani burada. Daha sonra o yazdığım yoruma bir link çıkartıyorum. O linki karşı tarafa gönderdiğimde o da link düzeltilmiş halde yani yorumlu bir halde onu görüntüleyebiliyor. Zaten Inventor ekranına da geçtiğimde bu model üzerinde bana sağ tarafta bir uyarı veriyor. Hani bu parçaya geri bildirim geldi, bilgin olsun gibisinden bir uyarı alıyorum. Bu şekilde hem sahayla ürünüm arasında entegre bir alışveriş kurmuş oluyorum, bir haberleşme kurmuş oluyorum. Mesela burada Inventor ekranının içerisinde şu anda sol tarafta penceremde bir geri bildirim olarak almış oldum ben. Bu tabii ki oldukça hem hızlı hem pratik hem de geliştirilebilir bir özellik, kullanılabilir bir özellik. O yüzden biz hep müşterilerimize çok öneriyoruz bu özelliği. Zaten güvenilirliği tartışmıyorum çünkü parça indiremiyor. İndirememesi benim için birebir avantaj. Daha sonrasında parçamın üzerinde değişiklik yapamıyor. Yani o benim IPT modelime müdahale edemiyor. Ben sadece ne gönderirsem onu görüntülüyor. O yüzden herhangi bir güvenlik bakımından sorun yaşamayacağımız bir özellik. Oldukça da piyasada az önceki ankette de gördüğüm üzere bilinen bir özellikmiş zaten. Beaver'ı kullanmanız umarım bilmeyenler için de bu saatten sonra aydınlatıcı olur. Bir sonraki özelliğimiz Özel ise bir parantez açmak istiyorum bu Shared View özelliği ile devam etmeden önce, buyurun. izin verirsen. Shared View özelliği bahsettiğin gibi Inventor üzerinde bahsettik ama AutoCAD, Revit, 3D Max yazılımda kullanılıyor bu Shared View. Ama şöyle bir kullanım şekli var. Güncel kiralık abonelik lisansı sahip olan kullanıcılar bunu kullanabiliyor. Yani seçenek bir Autodesk Inventor, AutoCAD lisansım var. 2020-2021 aboneliğimiz yok. Kalıcı lisanstan kalmış daha önceki versiyondan diyelim. Orada Shared View çalışmıyor. Ya da belki kazanmıştır şu anda tam bilemiyorum ama daha önceden kalıcı lisans almış ve bakım anlaşmasıyla güncel versiyona gelmiş. 2022 şu anda kalıcı lisans kaldı bilmiyorum ama seçenek olarak belirtmiş olalım. Daha önceden almış kalıcı lisans ve bakım anlaşması var. Shared View komutu yine çalışmıyor. Yani güncel şu anda kiralık abonelik lisansına sahip olan kullanıcılarda bu komut aktif olarak çalışıyor. Hani AutoCAD olabilir, Inventor, Vault, Revit. Onun da bir altını çizmek istedim. Bunun dışında çünkü birazdan bahsedeceğim Design Review, Navisworks Freedom özelliği tamamıyla
kiralık ya da güncel versiyondan bağımsız çalışıyor. Ama bunun dışında mobil uygulamalar, Cloud Render, Autodesk Weaver dediğimiz Charity, bunların hepsi güncel kiralık ve abonelik anlaşması olan kullanıcılar için geçerli. Evet, bu bilgi elinde eski lisans olanları biraz üzdü şu anda. O kadar ballandıra ballandıra anlattık. Otomatik patlatmalar dedik, bir link atıyoruz, görüntülüyoruz dedik. Bu tabii ki güncel lisansı olmayanları biraz üzmüş olabilir. O zaman lisanslarımızı güncellersek bu uygulamadan yararlanabiliyoruz. Şimdi bir de Autodesk Drive dediğimiz bir alan vardı. Bu da aynı Google Drive gibi hepimizin aşina olduğu belki bir platform. Autodesk Drive içerisinde siz bu lisansları abonelerinizi başlattığınız zaman buna bilerek bir yıldız koydum abonelik gerektirir diye. Çünkü elinizde mutlaka bir lisansın olması gerekiyor bu Drive'ı kullanabilmek için. Autodesk size 25 GB'lık bir bulut depolama alanı veriyor lisansınızla birlikte. Daha sonrasında parçalarınızı bu Drive alanına yükleyip İster montaj olsun, ister part olsun, isterseniz teknik resim olsun hiç fark etmez. Siz burada Drive'da direkt parçalarınızı yükleyip daha sonrasında Drive'da nasıldı? İşte parçanın sağ tarafına tıklarım, üç nokta vardır genelde. Bir link oluştur derim, Drive link oluştur derim. Daha sonra karşı tarafa yönlendiririm. Karşı tarafın elinde de bir yazılım varsa bunu açar. Bu evet ücretsiz değil. Onu da bir belirtmek isterim. Ama yine sizin işbirliği arasında çalışmanız, işbirliği içinde çalışmanız için oldukça kullanışlı bir platform olarak sizlere sunuluyor. Bu Drive sadece tabii IPT, IAM gibi uzantılar değil, diğer yazılımların da uygulamalarını içine atabilirsiniz. Hani Google Drive gibi kullanılabilecek bir alan aslında. Yani bir diğer yazılımlar varsa, diğer farklı markalardaki yazılımlar varsa onların da depolama alanı olarak kullanılabiliyor. İçerisinde yine sürümleri kontrol edebiliyorsunuz. Autodesk Drive'deki tasarım dosyalarına erişebiliyorsunuz. Eğer ortak bir çalışma alanı belirlerseniz bir server olarak gibi cloud'da kullanabiliyorsunuz Drive alanında. Bunun içerisinde de yine görüntüleme yapabiliyorsunuz. Bu tür Weaver alanları da mevcut. Bir de Autodesk Drive'ın erişim kolaylığı olarak tabii ki masa üstünüzde de olması. Yani siz Drive'ı, yani daha doğrusu aboneliğinizi başlattığınız zaman Drive zaten otomatik olarak geliyor size. Bu Drive'ı masa üstünüzde de etkinleştirerek direkt bilgisayara tıklayıp bilgisayarın içerisinde Drive'a tıklarsanız eğer herhangi bir browser'a girmeden Drive'ın içerisinde de parçalarınızı Windows alanında çalıştırmış oluyorsunuz. O yüzden hani herhangi bir browser'a gireyim, Drive'ı arayayım gibi linkle değil. Desktop içerisinden de, masaüstü içerisinden de bunları yönetebiliyorsunuz. Aynı şekilde BIM 360'ın ve Fusion 360'ın da böyle bir desktop alanı var. Yani siz Cloud'da çalıştığınız her alanda burada masaüstünüzde de yönetimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir de Design Review dediğimiz yine çok önemli bir görüntüleyici var. Neden önemli? Çünkü Murat Bey'in de dediği gibi az önce bu herhangi bir güncel platform gerektirmiyor. Ama şöyle bir şey var. Charity Weaver gibi de kullandığımız yazılım içerisinden gerçekleşmiyor. Yani bunun ayrı bir yazılımı var. Siz bunu bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor Design Review olarak. Daha sonrasında içerisinde size gelen dataları DWF ya da DWFX gibi uzantılarda açılımı yapabiliyorsunuz. Design Review içerisinde neden kullanmalıyım peki ben bunu? Herhangi bir datanız var ve bunu karşı tarafa göndermek istiyorsunuz yine. Daha sonrasında da bir yine dosya güvenliği bakımından parça olarak göndermek istemiyorsunuz. Ya diyorsun karşı taraf bunu sadece görüntülesin. Ama ben öyle linkle falan da hani 30 günlük link çıkartmayayım. Bu kalıcı olarak gitsin ama sadece görüntüleme yapabilsin. Yine üzerinde bir müdahale olmasın. Parça da daimi olarak onda kalsın. 30 gün sonra silinmesin gibi uygulamalarla yola çıktığınız zaman Design Review sizin için tabii direkt sorunuzun cevabı olacak. Bir kere zaten her şeyden önce ücretsiz olması bir avantaj. Direkt Autodesk platformu içerisinden indirim sağlayabiliyorsunuz. Üzerinden notlar alabiliyorsunuz. Görüntüleme yapabiliyorsunuz. Yine aynı Autodesk Weaver gibi kesit görüntülerini de alabiliyorsunuz. Şöyle hatta biraz daha detaylandıracak olursak, burası Design Review arayüzü.
Hiçbir komut yok farkındaysanız. Yani çizim için hiçbir komut yok. Bir teknik resim ortamı, bir CAD modelleme ortamı, yukarıdaki tabloların hiçbirinde yer almıyor. Ben burada açıyorum parçamı, görüntülemelerimi yapabiliyorum. İşte herhangi bir basitleştirme işlemi yapmadıysam, sadece parçamı olduğu halde gönderdiysem, iç detaylarını da görüntüleyebiliyorum. Görünüm tiplerini değiştirebiliyorum. Bu Design Review içerisinde teknik resimi de yüklediysem eğer, teknik resim aşamalarını da görüntüleyebiliyorum. Üzerinde ölçüler alabiliyorum. Daha sonra belirli işaretlemeler yapabiliyorum, belirli notlar alabiliyorum. Bu işaretlemeleri tabii Charlotte Weave gibi online bir platformda çalışmadığı için karşı tarafa gönderemiyorum. Sadece işaretlemeleri yapıp bu dosyayı tekrar ona göndermem gerekiyor, kaydettiğim dosyayı. Ancak bu şekilde belki bir işbirliği olarak çalışabiliriz. Daha sonrasında da parçalarım üzerinde sadece işte ölçü değişikliği, ölçü görüntüleme, pardon, ölçü değişikliği değil, ölçü görüntüleme, ister teknik resim olsun, isterseniz de parça, yani 3D modül olsun. Siz sadece belirlenen noktalardan pointlerinizi atıp daha sonra üzerindeki ölçüleri çıkartabiliyorsunuz. Herhangi bir üretim datası tabii ki de bu noktada içermiyor. Bu Autodesk Design Review yazılımının uzantısından bahsetmiştim. WF formatı. Yani Autodesk'in elektronik çıktı formatı. Bir nevi PDF'in Autodesk'teki karşılığı aslında. Hani çok önceden beri olan bir özellik. Bahsettiğin gibi burada biraz önceki gibi Charlotte Review'deki gibi güncel versiyon olma zorunluluğu yok. Herhangi bir versiyonda çalışır. AutoCAD Inventor olabilir. Herhangi bir CAD yazılan export tip WF dosyasını üretebiliyorsunuz. Bu DEF uzantısıyla alakalı şöyle bir ekleme yapacağım ben. Birincisi Autodesk Vault dediğimiz PDM çözümünü kullanıyorsanız şayet Autodesk Vault üretmiş olduğunuz dataların DEW formatlarını otomatik türetiyor. Zaten o çevrimin dışında kalan işte üretim olabilir herhangi bir kısımdaki kişi Explorer penceresi aracılığıyla ona bir hesap açtığınız zaman bu DEF dosyasını direkt olarak görüntüleyebiliyor. Ve onu direkt olarak paylaşmış olabiliyorsunuz. Ya da Vault kullandığınızı düşünün. Inventor'da export DEF demeniz lazım. Burada da yine her datayı export edip böyle mi görüntüleyeceğimiz noktasında şöyle bir süreç olabilir. Inventor'ın içinde de otomatik görevler tanımlayabiliyorsunuz. Ya da iLogic vasıtasıyla kodlamalar yazarak dosyaların otomatik kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Yani şöyle bir görevleyici tanımlarsanız şayet her ürettiğim katı modelinin datasını, katı modeli olabilir teknik resimde, belirttiğim klasöre bir de bunun DEF dosyasını türet diye bir görev tanımladığınız zaman sizin adınız arka planda otomatik olarak bu datalar tanımlanabilir. Ve üretimde bulunan bir kişiye tanımlayacağınız bir bilgisayar aracılığıyla bu DEF dosyalarını ücretsiz görüntülemesi sağlanabilir. Yani tamamıyla kağıdı ortadan kaldırıp bütün verilerinizi dijital ortamda türetebilirsiniz. Üretimdeki kişilerin tamamıyla dijital ortamdan bu datalara ulaşıp gerekli işlemlerini kendi işlerinde yürütmeleri sağlanabilir. Bir de aynı bu Design Review gibi aynı şekilde Navisworks Freedom gibi bir uygulama var. Bu uygulamada yine herhangi bir uygulama içerisinden değil, yine ayrı yazılan, ayrı indirilen bir yazılım. Navisworks Freedom, şöyle bir belki kıyaslama yapacak olursak Design Review ile arasında. Çok yoğun montajlarda bazen Design Review sıkıntı çıkartabiliyor, açmama yapabiliyor ya da montaj üzerinde belli başlı patlatmalar yapabiliyor. Dosyaları görmüyor ya da renk değişikliği, malzeme değişikliği gibi görüyor. Onun için Navisworks Freedom kullanmamız bazen bizim için daha iyi olabiliyor. Bu her zaman için değil tabii. Hani bu Design Review içerisinde de belki 10 bin parçalı, 20 bin parçalı dosyaları açtığımız zamanlar da olabiliyor. Ama Navisworks Freedom çok çok yoğun montajlarda taleplerimizi daha çok karşılıyor. Peki Navisworks Freedom sadece mekanik alanda değil, aynı şekilde yapı sektöründe de karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü Navisworks Manage dediğimiz bir yazılım var. Navisworks Manage, İster siz Product Design Manufacturing Collection paketine sahip olun, isterseniz de AEC alanındaki yani yapı sektöründeki pakete sahip olun. İki paket içerisinde de Navisworks yazılımı sizlere geliyor. Şimdi bazen üretim alanında nerede kullanıyoruz? Mesela bir fabrika dizaynı yapacağız. Bu fabrika dizaynının içerisine tezgahlarımızı koyduk, işte kolonlarımızı koyduk, duvarlarımızı koyduk. Bu fabrikamızın bir havalandırma sistemi var, bir borulama sistemi var, tesisat sistemi var. Bunların hepsini biz bir dataya, elektronik bir dataya döktüğümüz zaman işte Navisworks'u kullanmamız gerekiyor. Neden? Çünkü Navisworks bir sektörde sizin o yaptığınız tasarımda
bu bütün disiplinlerin birbiri üzerindeki çakışmalarını kontrol ediyor aslında. Siz bir kolonu yaptınız, içerisinden oldukça belki geniş bir boru geçiyor. Hani kolonla bunun arasındaki bağlantı nedir? Ya da aynı şekilde bir havalandırma kanalı döşediniz ama bunun tavana olan mesafesi nedir? Herhangi bir çakışma var mı? Gibi gibi uygulamaların hepsini Navisworks'a toplayabiliyoruz. Disiplinler arası bir bütünlük aslında Navisworks. Siz de Navisworks'tan çıkan dataları Navisworks Freedom ile ücretsiz bir şekilde açabiliyorsunuz. Bu aynı şekilde Design Review'de çıkarılan yani o DWF diye dışarı aktarılan dataları da görüntüleyebiliyor. Yani illa Navisworks'un uzantısı NVD ama illa NVD diye çıkartmanıza gerek yok. Yani DWF olarak da görüntüleme sağlayabiliyorsunuz. Navisworks içerisinde yaptığınız Navisworks içerisinde belki bir mekanik olarak data çıkartamazsınız. Direkt bir yapı olarak düşünürsek o şekilde çıkar yapı. Ama siz Inventor içerisinde bir DWF olarak çıkarttığınız zaman bunu yine Freedom'la görüntüleyebiliyorsunuz. Navisworks Freedom'ın arayüzüne bakacak olursak yine aynı şekilde herhangi bir üç boyutlu modelleme komutları yer almıyor. Aynı Design Review ile biraz benzer bir çalışma alanı yürütüyor. Böyle bir avatar yaratabiliyorsunuz içerisinde yürütebilmek adına, gezinebilmek adına. Daha sonra döndürmelerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Seçimler yapabiliyorsunuz. Soldaki tabii browser'ı burada görüntüleyerek içerisinde seçimlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Daha sonra yine iç detaylarını görüntüleyebilmek adına kesitler alıyorsunuz. Döndürmeler gerçekleştirebiliyorsunuz. İçerisinde bunun da belli başlı notlar yazabiliyorsunuz. Üzerine notlar düşebiliyorsunuz. Ardından projeniz üzerinde siz bu görüntülemeleri yaptıktan sonra aynı Design Review'deki gibi geri bildirimi yine dosyayla yapmanız gerekiyor. Herhangi bir öyle online olarak platform yok. Çünkü bu benim bilgisayarıma indirdiğim bir yazılım sonuçta. Sadece işte en son üzerinde kim ne uygulama yaptı, ne notu aldı gibi detayları görüntüleyebiliyorsunuz burada. Üzerinde ölçüler alabiliyorsunuz. Bu ölçülere yine notlar tanımlayabiliyorsunuz. Ve burada benim için en önemlisi tabii bu iç gezinme oluyor. Çünkü bütün iç detaylarını birebir kendim de görüntüleyebiliyorum. Bu evet belki bir yapı için verilmiş örnek ama makine parçalarını da burada açıp görüntüleme imkanımız mevcut. Ki bu dosyaya baktığım zaman oldukça yüklü bir dosya. Yani duvarlar, pencereler, kolonlar, iç detaylar, merdivenler ve benim bu böyle bir dosya üzerinde bile ne kadar rahat hareket ettiğimi görüntüleyebiliyorsunuz. Yani bu Freedom'da sizin normal browser'a girip Autodesk'in sayfasından indirebileceğiniz bir uygulama, ücretsiz olarak tanımlanan bir uygulama. Eğer böyle bir talebiniz varsa da bu belki sizin taleplerinizi karşılayabilir. Yine altını çizmiş olalım Gülizar. Özellikle büyük boyutlu DWF dosyanız varsa zaten Design Review onu açmada problem oluşturuyor ki zaten Autodesk de zaten çeşitli makalelerle Navisworks Freedom'a yönlendiriyor. Autodesk Navisworks Freedom DWF dosyasına direkt açabiliyor. Yani yoğun size dışarıdan bir DWF dosyası gelmiş olabilir ya da siz üretmiş olabilirsiniz. Onu Design Review açamaz. Yoğun bir dosyayı Navisworks Freedom'la direkt görüntüleyebilirsiniz. Evet, bir diğer ücretsiz kullanabileceğimiz alan da render alanı. Şimdi biz önceden belki render terimine bu kadar hakim değildik. Ama artık hem müşteri taleplerinden hem de firma içerisindeki görselleştirmeden bu render olayına oldukça hakimiyetimizi arttırdık. Ama yine de belki bilmeyenler için ne işe yaradığını şöyle kısa bir cümleyle tasvip edelim. Render bizim ne tasarlarsak tasarlayalım, belli bir sahne, belli bir ışık şartları altında o ürünümüzün tamamen görselleştirilmesi. Bu ister yapı sektöründe olsun, ister makine sektöründe olsun. Artık her alanda talep duyulan bir özellik haline geldi. Autodesk'in bu konuda hem lokal renderları hem de cloud renderları mevcut. Hatta bunun için tamamen özelleştirilmiş 3ds Max diye bir yazılımı da var. Bu yine iki paket içerisinde de sizlere geliyor. Eğer bu konuda da talepleriniz olursa her zaman seve seve yardımcı oluruz. Bizlere ulaşabilirsiniz Max kullanımı için. Bu render aşaması, cloud render aşaması daha doğrusu, ücretsiz olarak yine sizin bir link türeterek yaptığınız uygulama. Siz yazılımda modelinizi tasarlıyorsunuz. Daha sonra bunun bir görselini alacaksınız. Burada görselde
İsterseniz lokalde, isterseniz de cloud'da alabiliyorsunuz. Fakat lokalde aldığınız renderleri sadece siz kullanıyorsunuz. Cloud'da aldığınız renderler üzerinde ise belli başlı bir link oluşturma işlemine gidebiliyorsunuz. Bu link oluşturma işlemini hangi yazılımlarda gerçekleştirebiliyorum? Revit içerisinde yapabiliyorum. Fusion 360 içerisinde yapabiliyorum. AutoCAD içerisinde yapabiliyorum. 3DMax içerisinde yapabiliyorum. Ve Navisworks içerisinde yapabiliyorum. Bunların hepsi Cloud Render alabilen bir yazılımlar. Tabii bazılarının içerisinde bu Cloud Render aşaması, özellikle mesela Fusion 360 üzerinden örnek vermek gerekirse mekanik bir yazılım olarak, extension'a girdiği için yani belirli bir krediyle aslında hareket ediyor. Çünkü Fusion 360'a artık yavaş yavaş buna hakimiyetinizi de arttırmak gerekiyor. Neden? Alışmak gerekiyor daha doğrusu. Fusion 360'ı içerisinde bir işinizi kolaylaştırabilmek adına belli başlı krediyle çalışan sistemler var. Bu Cloud Render de yine o sistemlerden biri. Belki alacağınız render'a göre çok cüzi bir kredi çıkacak. Çünkü siz bu paketi aboneliğinizi başlattığınız zaman zaten paketle birlikte 100 kredi sizlere geliyor. Belki bu 100 kredi içerisinden kullanıma yetecek kadar bir render alacaksınız. Bazen de öyle bir hem malzemeniz hem kullandığınız sahne hem ışıklar oluyor ki sizin aldığınız render'a göre o kredinin miktarı da artıyor. Ama tabii bu konuda da destek almak isteyen kredi sistemiyle ilgili ya da Cloud Render ile ilgili bizlere ulaşabilir. Dediğim gibi her zaman seve seve yardımcı oluruz. Şimdi bir panoramik render'ı göstereyim sizlere. Bu Navisworks içerisinden alınan bir render. Bu şekilde bir Cloud Render aldım. Daha sonrasında ise buradan bir link çıktı. O linki geldim, browser'a kopyaladım ve karşı taraf benim 360 derecelik panoramik render'ımı görüntüleyebiliyor. Bu şekilde bir Cloud Render'a erişimi sağlayabiliyorum. Daha sonrasında ise bunu ister bir linkle, istersem de bir QR kodla dışarıya aktarım sağlayabiliyorum. Dilerseniz siz de bu render'a ulaşabilmek adına telefonlarınızın kamerasını açın. Direkt kamerayı ekrana okutun. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kamerayı açın, ekrana okutun. Burada kameranızın ekranında size Autodesk'in sayfasına gönderebilecek bir link çıkacak. Orada autodesk.com gibi bir link çıkacak. Daha sonra oraya tıkladığınız anda sizler de hatta telefonunuzu yan çevirirseniz daha da net görürsünüz bu render'ı. Bu render'a ulaşıp telefonunuzdan bile görüntüleme sağlayabilirsiniz. Herhangi bir tabii patlatma ya da şekil değişikliği gibi özellikler yok burada. Burası sadece bir render aşaması. Size modeli göndermiyorum aslında. Modelin görselini 360 derecelik bir panoramik render olarak burada gönderiyorum. İçerisinde yine döndürerek bir gezinme sağlayabilirsiniz. O sistemi görebilmek adına. Umarım erişim sağlayabilmişsinizdir. Evet, zaten saniyelik bir olay. Hemen kamerayı açıp daha sonrasında da linke ulaşabiliyorsunuz. Hani bu gibi teknolojiler artık günümüzün alışılmış teknolojileri oldu. Özellikle hatta geçenlerde bir marka da gördük. Marka ürünlerine QR kod yapmış. O QR kodu okutunca bir VR'la sizin masanıza geliyor ürün. Ve daha sonrasında da o ürünün masada nasıl durup durmadığını kontrol ediyorsunuz. Ona göre alım gerçekleştiriyorsunuz. Bu oldukça kullanışlı bir özellik. Bu teknoloji tabii artık yazılımların içerisine de gelir mi gelmez mi orası tartışılır. Hatta bununla ilgili bir iki çalışma da var. Fusion 360 içerisinde. Belki ilerleyen zamanlarda bu konuda da size bir bilgilendirme ile geliriz. Bu VR teknolojisi çünkü oldukça gelişen bir teknoloji ve bizim alışmamız gereken bir teknoloji. Çünkü metalardan bahsediyoruz. Biz hala da modeli burada lokal olarak çalışmak tabii artık sistemin biraz nasıl diyeyim yavaşladığı gibi kalıyor. Yavaş yavaş bu dijitalleşmeye girmemiz gerekiyor diyebilirim. En sonunda da mobil uygulamalardan biraz bahsedeyim. Mobil uygulamalar tabii bizim hem product design alanında hem de yapı sektörü alanında oldukça yaygın bir özellik. Çünkü birçok yazılımın kendi içerisinde siz ister Android'de ister Apple'da burada zaten hangi yazılımın hangi sistemlerde indirebileceğine dair bir görselde paylaştım sizlere. Burada bir tek eksik olan Fusion var. Fusion'un da yine kendi içerisinde bir API var. Siz
isterseniz App Store'a, isterseniz Play Store'a Fusion yazdığınızda yine kendi içerisindeki Fusion platformuna giriş sağlayabiliyorsunuz. Buradaki mobil uygulamalara giriş oldukça tabii dışarıdaysak eğer işimizi kolaylaştırıyor. Çünkü aynı arayüzde çalışıyormuş gibi, hatta AutoCAD'in mobil içerisinde belli başlı kullanıma izin verilen işte line gibi, circle gibi belli başlı komutlar da var. Yani çizim bile yapmamızı sağlayan özellikler olabiliyor. Bir de bunlar da yapı sektörünün içerisindeki uygulamalar. Yine aynı şekilde AutoCAD, 1360, Formit gibi uygulamaları isterseniz, gerçi burada Play Store oldukça azmış. Yapı sektöründe genelde Apple seviyor herhalde. App Store'dan indirim sağlayabiliyor. Ama yine AutoCAD'i 1360'ı Play Store'dan indirip ürünlerine erişim sağlayabiliyorsunuz. Burada Fusion 360'ın şöyle kısaca bir app'ini göstermek istedik sizlere. Fusion 360 yine hepimizin bildiği gibi Cloud'da çalışan bir yazılım. O yüzden ben telefonuma indirdiğimde de dosyalarıma, hatta dosyalarımın kurgulandığı o proje yapısına kadar, bulunduğu klasöre kadar erişim sağlayabiliyorum. Yine aynı, burada benzer bir arayüz var aslında. Shared View arayüzüne çok benziyor. Dosyalarım üzerinde işaretlemeler yapabiliyorum. Onları ölçüler alabiliyorum, döndürebiliyorum, hareket ettirebiliyorum. Kesit alabiliyorum. Burada işaretlemeler yapabiliyorum. Yine karşı tarafa bir geri bildirim olarak gönderebiliyorum. Yani düşünsenize senaryoyu. Çalışanınız ofiste tasarım mühendisiniz, tasarımı yapıyor. Daha sonra siz Fusion 360 app'ine giriyorsunuz, dışarıdasınız. Bir satışçı olduğunuzu düşünün, bir satma elemanı olduğunuzu düşünün. Dışarıdan bu ürünü direkt açıyorsunuz Fusion 360'tan. App'inden hangi ürün olduğunu görüntülüyorsunuz. Müşteriye o şekilde birebir canlı olarak bunun gösterimini sağlıyorsunuz. Hem karşı taraf daha güvenilir hissediyor bu konuda, hem de en azından ne alacağını görüntüleyebiliyor. O yüzden bu mobil uygulamaları kullanmak hem firma açısından, hem tasarım açısından, hem de işbirliği açısından oldukça elverişli olabiliyor. Sadece Fusion değil, dediğim gibi diğerlerinin de mobil uygulamaları çok fazla var. Bunları aktif olarak kullanabilirsiniz. Çünkü artık burada da bahsettiğimiz gibi yaşadığımız dünya maalesef mobil dünyaya doğru ilerliyor. Bu teknolojiye bir şekilde bizim de ayak uydurmamız gerekiyor. Tabii yani AutoCAD, Inventor, 360 klasik CAD yazılımlarından datayı belli bir bulut alanına attığınız için mobil uygulamalar oraya da otomatik bağlanıyor ve istediğiniz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Normalde mobil uygulamaları bir aboneniz varsa o mail adresinizi ve şifrenizi girerek full hesaplı kullanabiliyorsunuz ama bu mobil uygulamalar aynı zamanda ücretsiz de kullanabiliyorsunuz. Yani AutoCAD'in, Fusion 360'ın da mobil uygulamalarını karşı tarafta üçüncü bir şahıs bir otel lisansı olmadan kullanabiliyor ama tabii full yetkili kullanamıyor. Yani bugün AutoCAD'in bulut mobil uygulamasında, özür dilerim, eğer bir lisansa sahipseniz telefonda çalışırken Line, Circle, Rectangle, Trim, Extend gibi klasik AutoCAD komutlarını kullanarak telefon ve tablette çizim bile yapabiliyorsunuz. Ama bir lisansınız yoksa app'i direkt olarak indirdiğinizi düşünelim. Sadece görüntüleme, Weaver gibi kullanabiliyorsunuz. Tam full yetkiden kastım buydu açıkçası. Şimdi bu diğer CAD tarafında sunumun en başında bahsetmiş olduğum Autodesk Vault dediğimiz PDM çözümünde dahi bunu mümkün kılabiliyor. Yani bu Vault yazılımı firmanızın, fabrikanızın fiziksel server alanında ve SQL üzerinde dataları tutmasına karşın Vault'un da yine mobil uygulaması mevcut. Burada yapılması gereken şey tabii ki şu. Yine telefon ve tablete önce VPN Connection adı altında herhangi bir uygulamayı indirip IT bölümünüz yardımıyla ilgili işte server'ın IP numarası ve gerekli bağlantı kodlarını girerek VPN bağlantısını sizin mobil cihazınıza bağlamanız gerekiyor. Bunu bağladığınız vakit Vault'un mobil uygulamasını indirdiğinizde direkt bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Şöyle bir görselde de aslında görselin nasıl olduğunu bahsetmek isteyeceğim. Burada da ben telefonumdan bir Vault server bağlantısını gerçekleştirdim. Burada datayı direkt olarak açıp indirebiliyorum ama burada yetkim dahilinde. Yani hem lisansım hem de Vault alanı çevrim içerisinde bana tanımlanan yetki dahilinde çalışmalarımı sanki bilgisayarda çalışıyormuş gibi devam ettirebilirim. Yani sadece bir Weaver olmasının ötesinde normal Vault komutlarında yürütebilirim. Burada açmış olduğum dosyayı onay verme süreçleri olabilir. Ya da o dosyayı check in check out mantığıyla ödünç alma ve geri gönderme olabilir. Yani versiyon ve revizyon takibindeki süreçlere dahil olabilirim. Ya da bir onay mercine sahipsem eğer
dosyanın üretim için onaylanması gerekiyorsa eğer datayı onaylayıp üretime üretim süreçlerini aktif hale getirebilirim. Yani fabrikada olmasam bile Ar-Ge biriminin ve üretim biriminin arasındaki o koordinasyonu sağlayan iş süreçlerinin devam ettiren bir kişiysem bunu da çok rahatlıkla yapabilirim. Bunun için benim için sadece akıllı cihazımın VPN balansı ile ilgili süreçlerini, prosedürlerini tamamlamam gerekiyor ve mobil uygulamayı indirdiğim vakit internetim olduğu sürece çalışmalara devam edebilirim. Burada amaç işin sürekliliği. Yani biz sürekli mobil olarak hem zaten pandemi koşullarında dikkat alırsak bir pandemi koşulları sona erdiğinde ve normal iş yaşantımızda da zaten olmayabilir. Sürekli fabrikada iş yerinde durumumuz olmayabilir, seyahatlerimiz olabilir, işte fuardır ya da müşteri ziyaretleri olabilir, tedarikçi ziyaretleri olabilir. Ben interaktif bir şekilde fabrikadaki iş süreçlerini yönetebilirim ve devam ettirebilirim. Mobil uygulamalar burada inanılmaz bir şekilde işimizi hızlandırıyor. Burada tabii ki bilgisayar kullanımı kolaylığını bir tık olarak mobil uygulamada görmek mümkün olmayabilir. Burada tabii ki parmak dokunuşlarla işlerimizi yürütüyoruz. Klavye ve mouse da ne kadar pratik olarak çalışsak da burada parmak dokunuşlarıyla parçayı döndürebilmek üzerine ölçü almak bir tık daha belki zahmetli olabilir. Ama neticede işin sürekliliğini devam ettirmek anlamında ve iş süreçlerini aksatmadan bu sisteme dahil olmak önemli bir durumdur diye düşünüyorum. Netice itibariyle firmanın yetki verdiği, ulaşımına izin verdiği sürece ve bu sistemin yani programın kendi içinde tanımlanan özellikleri neticesinde ben her türlü dataya ulaşabilirim ya da her türlü datayı üçüncü şahıslarla paylaşabilirim. Bu tamamıyla yine bizim kontrolümüzde. Bu süreci nasıl sağlıyor? Yine bulut ortamı aracılığıyla sağlıyor ama şu anki gördüğümüz çalışmada bulut ortamı değil. Ben mobil cihazımla direkt olarak sanal fiziksel server arasında bağlantımı sağlıyorum. Bana verilen yetki dahilinde. Evet, burada da kısaca şöyle toplamak gerekirse artık nerede olursak olalım bağlantıda kalmamızı sağlayan birçok dijital teknolojiyle artık hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Onun için de gerek bu işbirliği platformları gerekse ücretsiz uygulamalar ile dijital yönde dosyalarımızı paylaşabilir, veri güvenliği çerçevesinde uygulamalarımıza, paydaşlarımıza uygulamalar sayesinde dosyalarımızı paydaşlarımıza verebiliriz. Umarım bilgi verici olmuştur bu webinar. Umarım bazı konularda sizi aydınlatmışızdır. Çünkü artık kağıt kavramı pek ortada kalmıyor. Gerçi hala üretim bazında, bir teknik resim bazında kağıt olarak çalışıyoruz. Ama bunun için bile belki dijital teknolojiyi kullanan firmalar çok çok yakın zamanda karşımıza gelecek. Çünkü dünya ona gidiyor. Yani bu gerçek ona gidiyor. Bizlerin de artık bu teknolojide bir şekilde adım atmamız ve ayakta kalmamız gerekiyor. Onun için de elimizdeki bu imkanları oldukça verimli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Ben kısaca şöyle bir sunumumu sonlandırmadan önce CADBIM'in Autodesk Gold Partnerleri dışında diğer hizmetlerimizden de bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda biz HP alanında da sizlere her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem DesignJet alanında hem de Workstation alanında. Çünkü bu bahsettiğimiz yazılımlar oldukça güçlü yazılımlar. Ve bunları kullanmak için güçlü bilgisayarlara ihtiyacımız oluyor. Bu Workstation alanında ya da yazıcı olarak, plotter olarak büyük HP'nin DesignJet'leri konusunda herhangi bir talebiniz ya da teknik sıkıntınız varsa bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Yine Ultimaker, Chaos Group, Adobe ya da Microsoft Partner'la ilgili de destek ve taleplerinizde de her zaman sizlere seve seve yardımcı oluruz. Bir de bizim yine CADBIM bünyesinde fotoğraf baskı atölyemiz mevcut. Bunlarla ilgili de bu artık tabii günümüzde hem pandemide çok özlediğimiz şeyler, sergiler olsun, renkli renkli görüntüler olsun. Böyle talepleriniz olursa da biz baskı alanı ile ilgili, fotoğraf baskı alanı ile ilgili sizlere her zaman yardımcı oluruz. Bunun için alanında uzman arkadaşlarımız seve seve sizlerle birlikte çalışır.